Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Recep Gürkan'ın basın toplantısı, Edirne'deki bir anketle ilgili basın toplantısı düzenledi ve kurtuluşlarla ilgili sistemini dile getirdi. Ve buradaki anket sonucunda gerek yerel basının okunurluluğu, izlenirliliği, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin seçimler esnasındaki anket sonucunda ortaya çıkan oranları hepsini Recep Gürkan açıkladı. İsterseniz bunları da izleyelim, sonra sizlerle birlikte olalım. Değerli arkadaşlarım, Sayın İl Başkanımın da ifade ettiği gibi Kasım ayı gerçekten çok yoğun geçti. Ekim ayı değil miydi? Ekim ayı da çok yoğundu aslında. Ulu Önderimizin 74. ölüm yıl dönümünde bir kez daha büyük bir özlemle, minnetle ve şükranla andık kendisini. Yine Kasım ayında biliyorsunuz Edirne'mizin il ve ilçelerinin Kurtuluş Bayramları 18 Kasım'da Uzunköprü ile başlıyor. Bugün itibariyle 27 Kasım'da da az önce oradan geldim ben. Lalapaşa ile bitiyor. Bugün Lalapaşa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılıydı. Hükümet o çıkarmış oldukları yönetmeliklerle, Bakanlar Kurulu kararlarıyla ulusal bayramlarımızı, milli bayramlarımızı şeklini değiştirerek yavaş yavaş içini boşaltmaya, itibarsızlaştırmaya, değersizleştirmeye çalışıyor. Ulusal bayramlarla oynamanın aslında gelecekle oynamak olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada iktidar partisini, ülkeyi yönetenleri bir kez daha Edirne'den uyarma ihtiyacı duyuyorum. Bir çoğunlukla iktidar olmanız, halkın size ülkeyi belli bir süre için yönetmek üzere yetki vermesi, %50 ile iktidar olmanız size istediğinizi yapma hakkını vermez. Hep şu örneği veriyorum, bir kez daha vereceğim. Varsayalım yarın öbür gün %80 ile 90 ile bir parti tek başına iktidar oldu. Ve dedi ki, bundan sonra Ramazan bayramlarında el öpülmeyecek, bayram namazı kılınmayacak, kurban bayramlarında kurban kesilmeyecek. Buna uyacak mıyız biz şimdi? AKP'nin Edirne'nin Kurtuluş Bayramı ile ilgili bir ilanı vardı yerel gazetelerimizde. Gördüm, hoşuma gitti, beğendim. AKP ile belki de ilk kez ortak düşündüğümüzü hissettim. Şöyle bir reklamları vardı, ilanları. Edirne'ye düşman giremez diyordu. Katılıyoruz. Edirne'ye düşman giremez arkadaşlar. Bir anketten biraz söz edeceğim. Edirne'linin siyasi eğilimleri, hizmet değerlendirme ve beklentiler araştırması ulaştı elimize. Toplam 2017 denekle yapılmıştır bu anket. Birkaç yıl öncesine göre ailenizin ekonomik durumunu nasıl buluyorsunuz sorusuna %34 daha kötü, %39 virgül aynı, %25,2 vatandaşımız da biraz daha iyi yanıtını vermiştir. Edirne Belediyesi hizmetlerinden memnuniyet de ortalama, bunların ortalamasını aldığımızda %71,87 oranında bir belediyemizin hizmetlerinden memnuniyet görüyoruz. Demek ki bu oran her ne kadar yüksek bir oran da olsa, bunu Sayın Belediye Başkanımızla da paylaştım. Bunun da daha yukarılara çekilmesi bizim temel arzumuz olacak. İş başına geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları düşünecek olursanız, sizce Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi başarılı mı yoksa başarısız mıdır? %77,4 ile evet başarılıdır. En önemli sorulardan biri, bir gösterge olması açısından bizim için. Bu pazar Edirne Belediye Başkanlığı Ekim ayının ikinci yarısında yapıldı bu anket. Bu pazar Edirne Belediye Başkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Kararsızlar da dağıtıldıktan sonra %61,5 Cumhuriyet Halk Partisi, %29,3 Adalet ve Kalkınma Partisi, %9,2 Milliyetçi Hareket Partisi. Bu yerel seçimlerde %57,7, genel seçimlerde %51,7 oy aldığımız düşünüldüğünde halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek genel anlamdaki yönetiminden, gerekse yerel yönetiminden, belediyeden duyduğu memnuniyetin ve güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu pazar seçim olsa %61,5 gerçekten
iyi bir oran. Amacımız bu rakamı seçimlere doğru daha da yukarılara çekmek.